Arkadaşlar Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle erkek bebeklerimiz için güzel bir yelek çalışması yapıyoruz. Modelimizi kız bebeklerimiz için de uygulayabilirsiniz her iki bebek grubumuz için uygulayabileceğimiz güzel ve kolay bir çalışma olacak çalışmamız. Çalışmamıza yaka kısmından başlıyoruz ve artışlarımızı yaparak rovamız yeterli ölçüye gelene kadar örmeye devam ediyoruz. Sonrasında bakınız buradaki görmüş olduğumuz trabzanlar kabartmalı bir şekilde örüyoruz. Arasında gördüğümüz normal trabzanlarımızı da örüyoruz. Her iki yönde de kabartmalarımızı örerek şöyle 3 boyutlu güzel bir çalışma ortaya çıkarıyoruz. Evet yeleğimizin ölçülerine hemen bakalım. Tam bir tane ip kullandım. Mavi ipimi tamamen kullandım. Beyaz ipimle de görmüş olduğunuz gibi kenarlarını dolaştık. Evet şimdi yeleğimizi omuzundan aşağı kısmına kadar ölçtüğüm zaman 30 santim olduğunu görmekteyim. Kol altından gövde genişliğimize bakalım. Gövde genişliğimiz ise 26 santim bir kol altından diğer kol altına kadar olan bölümde. Yineğimizi 0-6 ay 8 ay civarı çocuklarımız giyebilir. Tabii kilolarıyla doğru orantılı olarak bu ölçü değişecektir. Daha büyük örmek isteyen arkadaşlarımız ise başlangıçtaki yapmış olduğumuz trabzan sayısını artırarak yani ilk çekerken zincirlerimizi ayarlıyoruz. Ayarlama yerinde 4 tane daha zincir fazla çekerek 4 trabzan sayısı artırabilirler. 1 yaş ve üzeri için daha büyük isteyen arkadaşlarımız için modelimizi büyütmek için her yaş için 4 tane trabzanımızı artırarak başlayabilirler. Önlerimizde 4'er trabzan kollarımızda yine 4'er trabzan eğer artıracaksak arkamızda ise 6 trabzan her iki önlerin toplamının 2 eksiği olacak şekilde ayarlamalarımızı yaparsanız çok güzel çalışmalar ortaya çıkacaktır. Evet kolay gelsin diyerek hemen örmeye başlayalım. Kolay gelsin. Yeleğimi örmek için e, bebe yünü kullanıyorum. Lako'nun Lüks Minnoş Baby e, bandı olmadığı için numarasını veremiyorum ama çok tatlı bir mavi rahatlıkla fark edebiliriz eğer aynı renkten örmek isteyen arkadaşlarımız varsa ama aynı marka olması kesinlikle şart değil hangi ipe ulaşabiliyor isek hangi ip yaşadığımız şehirde daha yaygın olarak bulunuyorsa o iple örebiliriz Evet şimdi iki buçuk numaralı da tığımı kullanıyorum hemen yeleğimizi bölümlerine ayırarak örmeye başlayalım zincirimizi çekmeden önce bir tane düğümümü atıyorum şu şekilde bakınız bunu zincirden saymıyorum tığımı şöyle gevşetiyorum düğümümü attıktan sonra çünkü buradaki çekeceğim zinciri de kullanmak istiyorum ve bir diye sayıyorum 2 3 bakınız rahat rahat çekiyorum 4 5 6 7 8 9 ve 10 tane zincirim yeterli öreceğim ölçü için 10. zincirin içerisine ayracımı takıyorum ve kolum için çekmeye başlıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 bakınız rahat çekmekteyim 12 zincirimi çektim ve 12. ye ayracımı takıyorum ve ilerliyorum arkam için şimdi zincirimi çekmeye başlıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ve 18 tam 18 tane zincirimi çektim. Arkamız için 18. zincire ayracımı taktım. Ve hemen ilmeğimi alıyorum. Şuradan ilmeğimin içindeki ayracımı kurtarıyorum. Evet tekrar kolum için 12 tane zincir çekmeye başlıyorum. 1 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. 12. zinciri taktım. Kolumu da bitirdim. Şimdi son olarak diğer ön parçamızı örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. 10 tane zincirimi de çektim ve bu şekilde ilk yeleğimiz için robamızın başlangıç zincirini bu şekilde kurdum şöyle hemen tutuyorum sadece bakınız 20 3 santim 23 santim olduğunu görüyoruz ölçümüzün şöyle Evet şimdi üzerine trabzanlarımızı yerleştirmeye başlayalım ama öncesinde sayılarımızı şöyle görelim. Bakınız, 10, 10 önlerimiz, kollarımız 12 ve 12, arkamız ise 18 e zincir çektim ve üzerlerine bu şekilde trabzanlarımızı yerleştireceğiz. İleğimizin ölçüsünü büyütmek istiyorsanız buradaki önlerimizi 14-14 olarak örebilirsiniz. Kollarımızı 16-16, arka ise 26 olarak ayarlayabilirsiniz. Ölçümüzü biraz daha büyütmek istiyorsanız, daha büyütmek istiyorsanız, buradaki yani bir yaşın üzerindeki çocuklarımız için örmek istiyorsanız, bu ölçüyü çocuğumuzun kilosuna göre artırabiliriz. 10 olan sayımız. Eğer iri yapılı bir çocuğumuzu öreceksek 20 20 olarak örebiliriz. 2 ve 3 yaş civarı çocuklarımıza 20 20 bu kısımları ayarlarız. Yine 20-20 e, kollarımızı ayarladıktan sonra arkamızı ise 38 olarak ayarlayabiliriz. Yani ilk zincir e, çekme sırasındaki bu bölümlerini ayırdığımız şekliyle sizler de öreceğiniz yaş grubuna göre ayarlama yaparsanız e, çok daha rahat bir şekilde bütün e, işlemleri birebir aynı yaparak devam edebilirsiniz. Şimdi vereceğimiz ölçülerde ipin kalınlığı inceliği, elimizin sıkı ve gevşek oluşu ya da tığımızın ölçüsünün büyük ya da küçük oluşu ölçüyü çok çok değiştirmekte. O yüzden bende son derece ideal olan ölçü sizde büyük ya da küçük olabilir. Bu elimiz ya da ipimiz ya da tığımızla farklı olduğu için yani farklılığımız olduğu için olandır. Herkes kendisini birkaç örgüden sonra tanıyacaktır. O şekilde ayarlamalarımızı kendimize uygun bir şekilde kurarsak çok güzel örgüler öreceğiz. Evet şimdi 10 tane zincirimin üzerine 2 tane zincir ilave ediyorum ama öncesinde 2 geri çekiliyorum 1 ve 2 2 geri çekildim 2 tane de zincir ilave ediyorum tığımı başını doluyorum ikinci çekildiğim yere gelerek bir tane trabzanımı örüyorum trabzanımı örmek için bir defa doluyorum 3 defa da çekiyorum 1 2 3 tığımın başını tekrar doluyorum 1, 2, 3 sırası ile 1, 2, 3. 3 defa da alalım. Tekrar tığımın başını doluyorum. Bakınız 1, 2, 3. Bir defa dolayalım. Son trabzanımı örüyorum. 1, 2, ve 3. Şöyle görelim. Bakınız, e, zincirimizi ölçerek, sayarak ördüğümüz için hiç sıkıntı olmamakta. Geri döndüğümüz zincirimizden oluşan ilk trabzanımız 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Tam 10 tane trabzanımız başlangıç için e, tam oldu. Hemen işaretime bıraktığım yere geliyorum. 2 tane zincir ilave ediyorum. 1 2 ara ayrım yerimi hazırlıyorum ve sarı ayıracımı buradan çıkarıyorum ayracımı çıkardığım yere gelerek batıyorum bakınız ayracımı çıkardığım zincire batıyorum ve bir defa başını doladım 3 defa da alıyorum 2 ve 3 hemen yanındaki zincirimin içerisine giriyorum 3 defa da alıyorum birer birer hepsini bir defa dolayalım 3 defa da alalım 1 2 3 batıyorum 2 3 tekrar tığımızın başında dolayalım hemen ileriye doğru 1 2 3 bakınız iki tane zincirimden sonra her zincirimizi birer defa başını doluyoruz ve 3 defa da çekiyoruz mavi ayırıcıma kadar işlemimi tekrar ediyorum. Evet işaretimin olduğu yere geldim. Tekrar 2 tane zincirimi çekiyorum. Mavi işaretimi çıkarıyorum. Tığımın başını bir defa doluyorum. Mavi işaretimi çıkardığım zincir yuvasının içerisine gelerek batıyorum. Bir defa başını dolamıştım. 3 defa da örüyorum. 1 2 ve 3. Tekrar sırası ile hemen yanındakine batıyorum. 1 2, 3, bir ileriye, 3'er 3'er alarak yani bir defa başını doluyorum, 3 defa da alıyorum. Kırmızı ayrıcıma kadar ilerliyorum. Bölümlerimizi yavaş yavaş tamamlıyoruz. Bakınız önümüzü örmüştük. Şu kısım kolumuz 2 zincirin arası. 2 zincirimizden sonra devam ettiğimiz bölüm ise arkamızda. Şimdi tekrar kırmızı ayraçtan yeşil ayıraca kadar olan bölümde kolumuzu örüyoruz hemen en son trabzanımın üzerine iki tane zincirimi çekiyorum ayracımı çıkardıktan sonra bir defa tığımın başını doluyorum ve hemen zincir yuvasının içerisine giriyorum diğer yeşil ayracımın olduğu yere kadar bir defa başını doluyorum üç defa da örüyorum bir iki üç bir defa doluyorum bir iki ve üç bu şekilde yeşil işaretimizin bulunduğu yere kadar örelim. İşaretimin olduğu noktaya kadar örerek geldim. Ve en son trabzanımızı ördüğümüz yerde bakınız bir ve iki tane zincirimizi çekiyoruz. Bölüm aramızı bu şekilde ayarladıktan sonra işaretimi çıkarıyorum. Tığımın başını doluyorum. İşaretimi çıkardığım yere girerek trabzanımı 3 defa da örüyorum. Bir defa başını doluyorum. 3 defa da örüyorum ve sıra başına kadar bu şekilde ilerleyelim sıra başıma kadar geldim en son zincirimi şimdi birlikte örelim başın bir defa doladım son zincirime giriyorum 1 2 ve 3 3 defa da örüyorum ve bu şekilde yeleğimizin roba kısmının bütün bölümlerini tamamlamış olduk şimdi bölümlerimizi şöyle düzelterek hemen bakalım şöyle bırakıyorum bakınız Yeleğimizin arkası her iki kolları karşılıklı olan bölüm. Şu kısım ise yeleğimizin önü. Her iki önü, karşılıklı kollar ve arkası. Şimdi ikinci sıramızı örmeye başlayalım. İkinci sıramızı hemen bitiş yönümüzde 3 tane zincirimi çekiyorum. 1 2 3 ve örgümün yönünü çeviriyorum zincirimi diğer yönde çevirdikten sonra tığımın başını doluyorum birinci trabzanım zincirimle örüldü şimdi ikinci trabzanımı şuradaki görmüş olduğum minik deliğin içerisine girerek örmeye başlıyorum 1 2 3 bir sonraki trabzana bir defa dolayalım 3 defa da örelim 2 3 bakınız her birinin üzerine birer birer batarak rulo kısmımızın ikinci sırasında ilerliyoruz. 1, 2, 3, 1, 2 ve 3, 1, 2, 3. Son trabzanımı örüyorum. 1, 2, 3. Birebir bütün trabzanlarımızı ikinci sıramızda da ördük. Bakınız üzerine ördük. Şimdi İki tane zincir çekmiş olduğum yere giriyorum bir defa başını doluyorum iki defa yani iki tane trabzan örüyorum bir ve iki İkinci trabzanımı da bu şekilde ördüm artışımı ön tarafta iki tane olarak ayarladım. 10 trabzanım vardı. Şimdi burada 12 tane trabzanımız var. 2 artışımı yaptıktan sonra araya 2 tane zincirimi çekiyorum. Tekrar tığımın başını dolayarak yine aynı yuvaya 2 tane daha trabzanımı örüyorum. 1 ve 2. Buradaki yapmış olduğum artışlar zincirden sonraki trabzanlarımız. Burada kolumuz için olan artışımız. Şimdi kolumuzdaki diğer trabzanlarımı örüyorum zincirimin olduğu yere kadar birebir herhangi bir atlama ya da aynı yere iki defa batma yapmadan birer birer trabzanımızı diğer zincirimize kadar örerek ilerleyelim. Evet trabzanlarımızı birer birer örerek ilerledim. Şimdi iki tane zincirimin olduğu yere geldim ve bakınız kolumuzu örmekteydik. Şimdi iki tane trabzan bu kısmı örüyorum. Tavın başını doluyorum bir defa. 1, 2, 3. Tekrar 1, 2, 3. 2 tane trabzanımı ördüm. Bakınız şurada yapmış olduğumuz işlemin aynısını tekrar ettim. 2 trabzanımı ördükten sonra iki tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Yine şu kısma zincirimin içerisine iki trabzanla artışımı yapıyorum. Yapmış olduğum bu artış arkamız için Gerekli olan artışımız. Şimdi artışımızı iki tane yaptık. Hemen buradaki trabzanlarımızı birebir örüyoruz. Ve diğer zincirimize geldiğimiz zaman yine iki tane daha artışımızla devam ediyoruz. Trabzanımın üzerine battım. Ve diğer ayrım yerine kadar örmeye devam ediyorum. Evet diğer zincirimizin olduğu yere kadar örerek geldim. Bakınız ikinci sıramızda ikişer ikişer ayrım yerlerimize artışlarımızı yaparak ilerlemekteyiz. Şimdi yeni artışımız için tığımın başını doluyorum. Arkamın iki artışını yapıyorum. Bir tekrar ikinci artışımı yaptım. Araya iki tane zincirimi çekiyorum. Tekrar kolumuz için gerekli olan artışımı yapıyorum iki artışımı yaptıktan sonra bakınız iki trabzanda ikişer artışlarımızı yaptık şimdi dümdüz örerek ilerliyorum buraya da tıpkı burada yapmış olduğumuz gibi iki trabzan iki zincir tekrar iki trabzan örelim ve sıra başında görüşelim ikinci sıramızın sonuna kadar artışlarımızı yaparak geldim şöyle görelim İlk başlangıçtan itibaren ikinci sıramızda iki trabzan, iki zincir, iki trabzanımızı ördük. Kolumuzu trabzanlarını birebir ördükten sonra tekrar artışlarımızı ikişer ikişer yaptık tekrar arkamızı birebir bütün trabzanlarımızı ördüm yine artışımızı ikişer ikişer ayarladık araya zincirimizi çektik tekrar kolumuzu birebir ördük en son bakınız önümüzü ördük son trabzanımızı örmedim zincirden dönmüş olduğum trabzanımı birlikte örelim tığımın başını doluyorum şuradaki en son trabzanımın bat, ucuna batıyorum 3 defa da alıyorum ve hemen bitirdiğim yönde 1 2 3 örgümün yönünü çeviriyorum birer birer trabzanlarımı artma yerime kadar örerek ilerliyorum 1 2 3 trabzanımıza bakınız 1 2 3 bir defa doluyorum 3 defa da çekiyorum birer birer örüyoruz. Bakınız hiçbir işlem yapmıyoruz. Düz trabzandan oluşan e, roba çalışmamızı yapıyoruz. İki zincirimizin bulunduğu ayrım yerine kadar örerek ilerleyelim. Son trabzanımı ördüm. İkinci sıradaki örmüş olduğum. Bakınız son trabzanımı ördüm. Bir önceki sırada iki artışımız vardı. Üçüncü sıramızda normal sıra gibi oldu orası. Şimdi iki tane trabzanımı zincirimin içerisine yerleştiriyorum ve artışlarımı bu şekilde yapıyorum. 1 2 3 defa da aldım araya 1 ve 2 tane zincirimizi çekelim tekrar kolum için olan artışımı 2 trabzan olarak yapmaya başladım bakınız 1 ve 2 ve hemen sıradaki trabzanıma batıyorum kolumuzda ilerlemeye başladım 3. sıramızda ve daha sonraki sıralarımızda da bu sıramıza kadar ördüğümüz şekliyle örerek ilerleyelim 2 trabzan 2 zincir 2 trabzanımızı artalım hepsini de aynı şekilde ve biraz büyüttükten sonra tekrar görüşelim robamızı yeterli ölçümüz olana kadar Örmeye devam ettim toplam 7 sıra ördüm 7 sırada e, tamamen ikişer ikişer artışımı yapmıştım sadece yedinci sıramızda birer tane artışımızı yaptım bakınız diğerlerinde hep ikişer artışımız varken yedinci ve son sıramızda bir artışımızı yaptık şöyle santim olarak ölçüsüne bakalım sıramızın sekiz buçuk santim grubumuzun uzunluğu şimdi yeni sıramıza başlıyorum yeni sıramızda da yine bir tane artışımı yapıyorum 8. sıramızda ve kollarımızı birleştiriyoruz kol altımızın biraz rahat olabilmesi için zincirimizi çekerek birleştirme yapacağız ama şimdi tekrar e, hatırlatmak istiyorum ilk sıramızda sadece grubumuzu dağıttık diğer sıramızda iki tane artış yine iki artış 2 artış, 2 artış, 2 artış ve son 7. sıramızda bir artışımızı yaptık. Daha büyük örmek isteyen arkadaşlarımız biraz daha birer ya da ikişer istediği genişliğe ulaşana kadar artışlarımızı devam ettirebilirler. 8. sıramıza yine başladım ve bir tane artışımı yapıyorum buradaki zincirimin içerisine ve kol altımın biraz rahat olmasını istediğim için zincirimi çekiyorum. Bakınız bir. 2 3 4 5 5 tane zincirimi çekiyorum bir tane trabzan artıp ve kolumu büküyorum diğer şuradaki bakınız kolumuzu ayırdığımız bölgemize geliyoruz ve büktükten sonra bir defa tığımı başını doluyorum ve bir artışımı buraya zincirimin içerisine yapıyorum sonrasında arkam için ördüğüm trabzanları birer birer örerek ilerliyorum kolumu birleştirdim ve arkadan devam ediyorum şöyle görelim bakın sıramıza bu uçtan başlamıştık tam bir tane trabzan arttık bir önceki sırada da bir tane artmıştık 5 zincirimi çektim ve arkamdan örerek ilerliyorum diğer kol ayrım yerine kadar arkamızı örerek geldim birer trabzan birer trabzan tam zincirimin olduğu yerdeyim bakınız kolumuz için örmüş olduğumuz bölümde bir defa trabzanımızı örelim 1 2 3 şimdi 5 zincirim çekiyorum 2 3 4 ve 5 büküyorum diğer kolumuz için ördüğümüz bölümü şu şekilde kapatıyoruz tığımızın bir defa başını dolayıp yine zincir içerisine giriyorum bir artışımı da burada gerçekleştiriyorum ve önüm için birer birer trabzanlarımı örüyorum ve başa kadar ilerleyelim şimdi birleşme işlemimizi yaptık şu şekilde elini görelim Tam kol altından bakınız zincirimizi çektiğimiz yerden itibaren şöyle ölçüyorum. Trabzanlarım girince biraz daha genişleyecek. 25 santime ulaşacak kol altı yani gövde genişliğimiz şöyle dışarıya taştığında 25 santim yeterli olacak. Şöyle görelim. Evet şimdi modelimizi uygulamaya başlayalım. Çeviriyorum hemen bitiş yönümüzde yine 3 tane zincirimizi çekelim bakınız bitiş yönü şöyle çevirdim şu şekilde tutuyorum 1 2 3 3 zincirimi çektikten sonra örgümün tekrar yönünü çeviriyorum tığımın başını bir defa doluyorum hemen yanındaki ilk trabzana giriyorum 1 2 3 3 defa örüyorum 2 zincirimi çekip aynı yuvaya tekrar batıyorum ve bir tane ve Oluşturuyorum. Bakınız 3 zincir çektim. Yandaki trabzanı ördüm. 2 zincir çektim. Tekrar bir tane daha trabzanı ördüm ve 1 V yaptım. Şimdi zincir çekmiyorum. Tığımın başını doluyorum ve sayıyorum. 1, 2, 3 3. trabzanımın üzerine gelerek batıyorum. 1 ve 2 tane zincir çekiyorum. Aynı yuvaya batıyorum. 2. bir V yaptım. Araya zincir çekmiyorum. 1, 2, 3 Üçüncü yuvaya batıyorum. Bir trabzan, iki zincir, aynı yere batıyorum. V'lerimizi hazırlayarak ilerliyoruz. Buraya bir sonraki e, sıramızda trabzanlarımızı yerleştireceğiz. Şimdi tığımın başını doluyorum. Bir atlıyorum, iki ve üçüncüye batıyorum. Bir trabzan, iki zincir, bir trabzan, aynı yere örüyorum. Tığımın başını doluyorum. Bir, iki, üçüncüye batıyorum bir trabzan, iki zincir, bir tane trabzan. Bu şekilde zincirimizin olduğu yere kadar ilerleyelim. Sıra sonuna kadar geldim. Bakınız hemen zincirimin başındayım. Şimdi bir tane trabzan ve iki tane trabzanım kaldı. Üçüncüye atlamam için. Şimdi bir tane trabzan atlıyorum. En son trabzanın üzerine batıyorum. Zincire geçmiyorum. Bakınız hemen buraya bir tane trabzanımı örüyorum. Ve iki tane zincir çekerek yuvamı buraya son trabzan üzerine yerleştiriyorum şöyle görelim burada toplamda 1 2 3 4 5 6 7 8 önde tam 8 tane V'mizi yerleştirdik şimdi zincirimizi çekmiştik bir tane tığımın başını doluyorum şöyle sayalım bakınız 1 2 ve 3. zincirin içerisine geliyorum bir tane trabzan 2 zincir bir trabzanım örüyorum ve kol altına bir tane yuvamı kuruyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum. Hemen en son trabzanı bakınız. Yani buradan devam ederken arkanın ilk trabzanına geliyorum. Bir tane trabzanımı örüyorum. 1, 2, 3. 2 tane zincirimi çekiyorum. Aynı yuvaya girerek mi arkamın ilk trabzanına örüyorum. Hem kolumuzun bakınız son trabzan üzerine bir V yerleştirdik kol altımızın tam ortasına bir V yerleştirdik ve arkamızın ilk trabzanına bir tane V'mizi yerleştirelim ve saymaya başlayalım buradan sonraki bölümde 1 2 3. batıyorum 1 2 3 2 tane zincir aynı yere batıyorum tekrar tığımın başını doluyorum 1 2 3. batıyorum 2 tane zincirimi çekiyorum Aynı yere trabzanım örüyorum ve arkamızı bu şekilde zincirimizin olduğu yere kadar yani kol altına gelene kadar V'lerimizi örmeye devam edelim. Arkadan V'lerimizi kurarak ilerleyip kol altımıza kadar geldim. Şöyle gösterelim bakınız. Kol altımızdan sonra ilk trabzanımızı V yaparak örmüştük. Sonrasında iki tane atlayıp üçüncüye battık. İki atladım, üçüncüye battım. İki atlayıp üçüncüye V'mizi kurarak ilerledik. Ve son trabzanlarımın olduğu bölüme geldim. Bakınız burada yine bir tane atlayıp son trabzanımıza mutlaka bir tane V'mizi kuralım. Tığımın başında doluyorum. Bir tanesini atladım. Bakınız bir tane V'mizi bitişe yerleştiriyorum. İki zincirimi çektikten sonra mi bu şekilde bakınız kuruyorum. Tığımın başını doluyorum. Tam ortalı bir şekilde çekmiş olduğumuz zincire batıyorum. Bir trabzan, iki zincir, bir trabzanımı buraya kuruyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum. Önüme geçerken ilk trabzanıma bir tane V'mi yerleştiriyorum. Bakınız diğer tarafta da aynı işlemimizi yapmıştık. Bir tane V'mi yerleştirdim. Yalnız burada sayılarımız Aynı olduğu için bakınız bir tane atlamıştık. Diğerine V'mizi kurmuştuk. Onun için önde boşluk kalmaması için hemen bir tane atlıyoruz. İkinciye yeni bir V'mizi kuruyoruz. Tığımın başını doluyorum. Bir atlıyorum. İkinciye V'mi kuruyorum. iki zincirimi çekiyorum. Tekrar V'mi kuruyorum. Buradan sonrasında bir, iki, üçüncüye batıyorum. Başa doğru iki atlayıp üçüncüye batma şeklinde ilerleyelim. Kul altımızda birinci vmizi yerleştirdik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi bakın 1, 2, 3 hemen ikinci trabzana 8. vmizi yerleştiriyoruz. 2 zincir tekrar 1, 2, 3. En son tığımın başını doluyorum. Birinci trabzanımıza trabzanımızı örüyoruz üzerine ve bu şekilde V'lerimizden oluşan sıramızı kurmuş oluyoruz. Şöyle genel bakalım. Evet, en son trabzanımı da ördükten sonra bakınız ipimiz burada. Şimdi saymamız gerekmekte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 bakınız. Her iki önümüzün kurulumu aynı. Arkamızda da V'lerimizi düzgünce kurduk ve ilk sıramızı bu şekilde tamamladık. Şöyle baktığımızda bakınız V'lerimizi tamamını görmekteyiz. Kol altına tam bir tane başlangıç ve bitişlerdeki trabzanlarımıza birer V'mizi yerleştirdik. Çünkü modelimizin ilk kurulumu çok önemli. Bunun üzerine ilerleyeceği için bütün yeleğimizin alt kısmı ilk kurulumuzu lütfen düzgün yapmaya gayret edelim. Şimdi hemen bitiş yönünde. 3 tane zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3. Örgümün yönünü çeviriyorum. Örgümün yönünü çevirdikten sonra tığımın başını bir defa doluyorum. Biraz önceki yapmış olduğum V'ye yandan girişimi yapıyorum. Ve 1, 2, 3 defa da alıyorum. 2 tane zincir çekmiştim. Zincirimin içerisine giriyorum. 1, 2 tane trabzan örüyorum hepsini de bakınız bir defa doluyorum üç defa da alıyorum tekrar takımın başında doluyorum yandan giriyorum 2 3 bakınız yandan girdim beylerimi ortadaki iki zincirin içerisine ise 2 tane de trabzanı ördüm araya zincir çekmiyorum yandan giriyorum 1 2 3 araya 2 tane trabzan örüyorum 1 ve 2. Tekrar diğer bakın sol taraftaki V'min diğer tırabzanına yine yandan giriyorum. 1 2 3. Tığımın başını doluyorum. V'min ilkine yani sağ taraftakine yandan giriyorum. Örüyorum. Zincirimin içerisine giriyorum. Tam genel olarak batıyoruz bakınız. 1 Tekrar örüyorum. 2. İki tane trabzanımı ördükten sonra sol taraftaki trabzanımı yine ana gövdeden yandan girişimi yapıyorum 1 2 3 tekrar yandan giriyorum V'min ilkine araya iki tane trabzanımı örüyorum İki zincirim içerisine iki tane trabzanımı örüyorum ve sonrasında sol taraftaki V'me yine giriyorum ve bu sıramızı bu şekilde tamamlayalım ve sıramızın sonunda görüşelim. V'lerimizin ilkine yine sağdan giriyoruz, iki tırabzan ortaya, soldakine yine yandan şu şekilde girerek dışa kabartılı bir şekilde durmasını sağlıyoruz ve sıramızın sonuna kadar ilerleyelim sonuna kadar örerek ilerledim. Bu uçtan başlamıştık. Bakınız diğer tarafa kadar ilerledim. Şöyle görelim. Bakınız yapmış olduğumuz işlemimizi diğer yönden ve bu yönden her iki yönden de işlemimizi görüyoruz. Şimdi son noktayı birlikte yapalım. Bakınız V'mizi ilkini yandan girerek ördüm. İki tane trabzanımı zincir içerisine yani yuva içerisine örüyorum. Tekrar soldaki Trabzanımı yandan girerek örüyorum. 1-2-3 İlk başlangıçtaki zincir çekerek yaptığımız trabzanımızın tepesine bir tane batıyorum ve 1-2-3 Bu sıramızı bitiriyoruz. Modelimizdeki ikinci sıramız her iki yönden de şöyle görelim. Bakınız modelimizin duruşunu şöyle kabartılar. Şöyle düz tutayım modelimizi. Bakınız her iki yönden görüntüsü bu şekilde şimdi sıramızı bitiş yönünde 3 tane zincirimizi çekiyoruz örgümün yönünü çeviriyorum şimdi burada tam tersi işlemimi yapıyorum biraz önceki yandan girerek örmüş olduğum V'lerimin üzerine düz batarak örüyorum önce bakın zincirimi ördükten sonra ilk gelen trabzanım yandan girerek ördüm kabartılı Trabzan B'mizin sağ taraftaki bölümü, diğerisi sol taraftaki bölümü. Şimdi 3 zincirimi çektim. Bakınız burada B'mi örüyorum. Düz tepesine batıyorum. Bir tane trabzan örüyorum. Şu yuvanın içerisine ördüğüm trabzanlarımı ise yandan giriyorum. Dışa kabartılı. Yani bu kez de V'lerimizi değil, aradaki iki trabzanımızı yandan girerek örüyoruz. Birinci trabzanımı ördüm. İkinci trabzanımı yandan girerek ördüm ve V'nin diğer taraftaki bölümünün tam tepesine batıyorum, sol taraftaki örüyorum. Tekrar bakınız V'nin ilkini görüyorum, tepesine batıyorum, trabzanımı örüyorum ve ortadaki iki tane trabzanımı görmekteyim. İki trabzanımı önce birinciyi, sonra ikinciyi yandan girerek dışa kabartıyorum. Bir, iki. Bu sıramızda ortadaki ikiyi yandan giriyoruz. Diğer sıramızda ise V'lerimizi yandan girerek örmüştüm. Şimdi devam ediyorum. Bakınız V'min diğer bacağını görmekteyim. Hemen batıyorum. 1, 2, 3. Tığımın başını doluyorum. Diğer grubun V'nin ilk V'sini görüyorum. Bakınız sağ taraftaki örüyorum. Ve tığımın başını doluyorum. Yandan giriyorum. Kabartıyorum ve ikinci trabzanımı da yandan giriyorum aradaki örmüş olduğumuz trabzanlarımız ve şimdi V'min sol taraftaki trabzanını örüyorum Evet bakınız bu şekilde örmeye başladık ve ilerliyoruz şu şekilde de diğer yönden görüntüsü her iki yönü de kullanabilirsiniz hangi yön hoşunuza giderse iki yönlü olarak da kullanabilirsiniz iyiliğimizi Evet bakınız şimdi V'mizin ilkindeyiz Tığın başını doluyorum. Tam tepe noktasına batıyorum. Aradaki iki trabzanımın ilkini yandan girerek örüyorum. İkinciyi yine yandan girerek örüyorum. Diğer trabzanımı ise tepesine batıyorum ve ikinci trabzan ve sıramızın sonuna kadar işlemimizi bu şekilde yaparak ilerleyelim. Evet sıramızın sonuna doğru geldik ve modelimizde bu üçüncü sıramızda birinci sıramızda V'lerimizi çalıştık. İkinci sıramızda V'lerimizi yandan ördük ve araya iki tane trabzanlarımızı ördük. Hemizin diğer taraftaki Bakınız sol taraftakini de dıştan aldık ve ikinci sıramızı bu şekilde tamamlamıştık. Üçüncü sıramızı ise B'lerimizin trabzanlarını düz olarak ördük. Ortaya ördüğümüz iki trabzan ise yandan girerek kabarttık ve üç sıramızı bu şekilde örerek tamamladık. Bakınız. Her iki yönden görüntülerine de bakalım. Bakınız. Ve bu yönden şöyle görelim. Evet, şimdi en son kısmı tekrar birlikte yapalım tığımı takıyorum bakınız iki tane araya örmüş olduğum trabzanımı kabarttım ondan öncesinde V'min. bakınız bir tanesini sağ taraftakinin tepesine batarak ördüm ya iki kabartmamı ördüm ve V'min sol taraftakini yine tepesine batarak örüyorum 1 2 3 ve tığımın başını doluyorum başlangıç trabzanımın tam tepesine gelerek batıyorum ve 1 2 3 3 tane zincirimi çekiyorum örgümün dördüncü sırasını örmek için çeviriyorum ve yeniden modelimizi kurmaya başlıyoruz İlk sırada yapmış olduğumuz V'mizi yine aynı sırada örmeye başlıyoruz 3 tane zincirimi çektikten sonra tığımın başını doluyorum bakınız V'mizin şuradaki görmüş olduğumuz ilk trabzanının tepesine gelerek batıyorum 1 2 3 2 tane zincirimi çekiyorum yine batıyorum yani V'lerimizi kaydırmadan aynı yerlerine tekrar yerleştiriyoruz. 3 zincirimi çektim. Hemen ikinci trabzanın üzerine V'mi kurdum. Tığımın başını doluyorum. Bakınız iki tane V'mizin ortasındaki zincirlerin içerisine trabzanımızı örmüştük. Onu atlıyorum. 1, 2, 3 trabzanımı atlıyorum. Dördüncü trabzanımın üzerine batıyorum. Bakınız iki tane ortaya ördüğümüz bir tane V'mizin diğer bacağı. Şurada dördüncü trabzan üzerine batıyorum. Bir, iki, üç, dört. Hemen batıyorum. Bir trabzan, iki zincir. Aynı yere tekrar bir trabzanımı daha örüyorum. V'mi kuruyorum. Ve yeniden ilerliyorum. Tığımın başında oluyorum. Bir, iki, üç atlıyorum. Dördüncü trabzanımın üzerine gelerek batıyorum. 1 2 3 2 zincirimi çekiyorum batıyorum bakınız bu şekilde beylerimizi yeniden kurarak ilerliyoruz tekrar 1 2 3 4 batıyorum 2 zincirimi çekiyorum aynı yere tekrar beyimi kuruyorum Tığımın başında doluyorum 1, 2, 3, 4. trabzanıma batıyorum. 1 2 aynı yere tekrar batıyorum. V'mizi kuruyoruz. Ve sıramızın başına kadar bu şekilde örerek ilerleyelim. Evet, üç tane zincirimizi çektikten sonra modelimizi yeniden kurmaya başlayalım. Modelimizi şu şekilde kuralım. Görmüş olduğumuz kabartıların tam arasına girerek V'lerimizin her ikisini de yerleştirelim. Üç tane zincirimi çekmiştim. Bakınız hemen üç zincirimden sonra V'min bir tanesinin, sol taraftaki trabzanı bunu atlıyorum hemen iki kabartılı trabzanımın arasına tığımın başını dolayarak giriyorum bakınız içte kalan kısımlar bakınız şuradaki içte kalmış olan birinci trabzanı ördüm ikiye atlıyorum 3 ile 4'ün arasına giriyorum bakınız şu şekilde 1 2 3 2 tane zincirimi çekiyorum yuvanın içerisine girerek örüyorum bakınız tekrar beğimi ye yerleştirdim. Şuradaki görmüş olduğumuz kabartılı bölümümüzün içerisine. Şimdi tekrar tığımın başını doluyorum. 1, 2, 3 ve bakınız 4. trabzanın hemen yanındaki şu araya giriyorum. Tam kabartılı bölümün içerisine bakınız. Tığımın başını doluyorum. 1, 2, 3, 2 zincir tekrar giriyorum. Şöyle baktığımız zaman bakınız iki tane B'mizin içerisine ördüğümüz trabzanımın arasına giriyorum. Baktığınız zaman saymaktan daha kolay olacak. Hemen bakıp aynı yere tekrar derinden batarak giriyorum. Tığımın başında oluyorum. Bakınız B'mizin içi onun üzeri ve hemen her ikisinin arasına girişimi yapıyorum iki zincirimi çekip aynı yere tekrar batarak bir tane daha V'imi örüyorum. Tığımın başını doluyorum. İçte kalan kısım bakınız V'imizin tam ortasını takip eden bölüm. Hemen batıyorum. Gözünüz alışacaktır. Hemen bu şekilde örerek ilerleyeceğiz. Bakınız şu şekilde örüyorum. Kabartanın tam arasına girerek örüp ilerliyorum ve sıramın sonunda tekrar görüşelim. Modelimizi yeniden kurmak için V'lerimizi bir uçtan bir uca kadar örerek geldim. Şöyle görelim bakınız. Diğer V'lerimizin tam aynı yerine denk gelecek şekilde bakınız kabartılı iki trabzan arasına girerek ördüm. Şöyle görecek olursak modelimiz 3 sırada tamamlanıyor. Birinci sırasını bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi bitişi birlikte yapalım. B'mizi kuralım bakınız şöyle trabzanımı örüyorum. İki zincirimi çektim. Aynı yere giriyorum. Bakınız içteki iki trabzanımın tığımın başında doluyorum. son trabzan üzerine gelerek batıyorum 1 2 3 ve kenardaki trabzanımı da bu şekilde ördüm 3 zincirimi çekiyorum örgümün yönünü çeviriyorum şimdi bu yönde yapacağımız işlem V'lerimizin sağdaki ve soldakinin her ikisini yandan girerek örelim araya ise ikişer tane trabzanlarımızı yerleştirelim tığımın başını doluyorum yandan giriyorum 1 2 3 araya düz bir şekilde tam ortaya gelecek şekilde trabzanımı örüyorum. Bu dilimizi bakınız ikinci kez kuruyoruz. V'lerimizle birlikte yandan girişimi yapıyorum. 1, 2, 3. Şöyle güzelce yarımlamadan alıyorum. Hemen diğer V'ime geçiyorum. Aralarda zincir çekmiyorum. V'imi yandan girdim. Tepe noktasından 1 ve 2 defa örüyorum. Diğer V'imin sol taraftaki trabzana yine yandan girerek dışa doğru kabartılı bir biçimde örüyorum ve sıramızı bu şekilde tamamlayalım bir trabzan iki tane ortaya örüyorum 1 ve 2 diğer trabzanı yine yandan girerek örüyorum tekrar modelimizde ikinci sıramız yani ikinci model kurulumumuz ve kurulumumuzun da ikinci sırası bakınız diğer sıramızı 1 2 3 sırada tamamladık şimdi birinci sıramız ikinci sıramızı V'lerimizi yandan ortaya iki trabzan şeklinde örerek sıramızı tamamlayalım Evet, ikinci kez modelimizi yerleştirmeye başlamıştık. Şimdi de ikinci sırasının sonuna geldik. Birinci sırasında modelimizi V'lerimizi örerek kuruyoruz. İkinci sıramızda V'lerimizin sağındakini ve solundakini yanlardan örüyoruz. Ortaya ise tam iki tane trabzan örüyoruz. V'lerimizi bakın her ikisini de yandan girerek örüp ortaya iki trabzanımızı örüyoruz ve sona kadar ilerliyoruz. İkinci sıramızı da bu şekilde tamamlıyoruz. Evet, şimdi iki trabzanı ördükten sonra Hemen tığımın başını doluyorum, V'nin yanından giriyorum, 1, 2, 3 yandan girerek ördüm. Bakınız tığımın başını doluyorum, son trabzanıma tepe noktasına batıyorum, 1, 2, 3 defa da alıyorum. Ve modelimizin ikinci kurulumunun ikinci sırasını tamamladık. Bakınız birinci sırayı 3 sırada tamamlamıştık. Şimdi arkayı çevirmeden 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum ve modelimizi son sırasını örüyoruz birinci grubu bitirdik ikinci grubumuz B ile başlamıştı grubumuzun son sırası tamın başını doluyorum şurada görmüş olduğumuz bakınız hemen trabzanımı yani V'nin bacağını yandan girdiğim kısmı üzerine direkt batıyorum ve örüyorum Ortaya örmüş olduğum iki trabzanım ise bu kez yandan örüyorum. Bir önceki sırada yapmış olduğum işlemimin tam tersini yapıyorum. Yandan girerek trabzanlarımı bu yöne kabartıyorum. Ve diğer yönde yandan ördüğüm beylerimin her iki trabzan bölümünü bakınız yan yana durmakta. Tepesine batıyorum bir, diğerine batıyorum. Bakınız her ikisini ördüm. Ortaya örmüş olduğum iki trabzanım ise yandan girerek örüyorum. Bir, diğerine de yandan batıyorum. İki, ve bu şekilde sıramızı tamamlayalım. Evet, sıramızın tekrar sonuna kadar örerek geldim. Şimdi bitişi birlikte yapalım. Yandan iki tane trabzanımı ördüm. Tığımın başında doluyorum. Bakınız kenardaki beğimizin üzerine bir tane trabzanımı örüyorum. En sondaki trabzanımı Yine örüyorum. İki tane düz trabzan yan yana ördüm. Bir, iki, üç tane zincirimi çekiyorum. Örgümü arkasını çevirerek yeniden modelimi kurmak için hazırlıklarımı yapıyorum. Tığımın başını doluyorum. Bakınız ortadaki şu görmüş olduğumuz her iki kabartının içerisine ördüğümüz grubun tam ortasına geliyorum. Yeniden batıyorum ve V'mizi kurmaya başlıyoruz. İki tane zincir aynı yere tekrar batıyorum. Şöyle takibinde bakınız iki tane trabzanı örmüştüm. Hemen arasına giriyorum. Diğer iki trabzanımızın kabartılı bir şekilde ördüğümüz trabzan grubumuz. Evet. Tığımın başını doluyorum. Bir sonraki V grubumu örmek için bakınız daha sonraki hemen yanındakine geliyorum. Arayı açıyorum. İki zincirimi ve tekrar aynı yere batıyorum ve trabzanımı örüyorum. Ve üçüncü kez modelimizi kurmaya başladık. İstediğimiz ölçü gelene kadar modelimizi örerek uzatalım. Şöyle görelim bakınız. Her iki yönden duruşuna bakalım. Hangi yönü kullanmak isterseniz o yönü kullanabilirsiniz. Şöyle bakalım ve diğer yöne bakalım. Bakınız. Yileğimi örmeye devam ettim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Altta çift olan bölümümü saydım. Şimdi bakınız ipimi buradan kopardım. Beyaz ipimle örmeye devam ediyorum. Şöyle çeviriyorum örgümün yönünü. Bakınız mavi ipimi kopardım. Kopardığım yerime hemen tığımı takıyorum ve başlıyorum. 1 2 3 3 tane zincirimi çektim. Şöyle görmüş olduğumuz şekliyle örelim. Bakınız şurada Dışa kabartı olan bölümümüz ve içteki olan bölümümüz var. Şöyle görelim. Dışa kabartı olan bölümümüzü hemen bir defa başını doluyorum. Yandan giriyorum. Ve örüyorum 1 2 3. 2 tane içteki bölümümüz tepesine batıyorum. İplerimi de ardından gizliyorum. 1 2 3. 1 2 3. Diğer bakınız şöyle devam ede gelen dışa kabartılı olan bölümümüzü örüyorum. Hemen yanındaki diğer bacaktan devam eden dışa kabartımızı da yine örüyorum. İki tane dışa kabartı, iki tane düz örgümüzü örüyoruz. Bakınız yuvamızın içerisine aldığımızı düz tepesine batarak örüyorum. Diğer V'lerimizin birisinin bitiş, birisinin başlangıç ıı, trabzanlarını yandan girerek kabartıyorum. Ve üçer defa alıyorum. Tekrar bakınız aradaki devam eden alttaki bölümümü yine 1 2 3 tepesine batarak örüyorum. Diğer beylerimizin birisinin başlangıç, birisinin bitiş yandan giriyorum ve bu sıramızı bu şekilde tamamlayalım. 2 tane yandan, 2 tane düz şeklinde örelim. Bir sıra beyazımızı geçtikten sonra sıramızın başına kadar geldim bakınız ve elimizden sonra 1, 2, 3 sıra örmüş olduk. Bu şekilde şimdi yine V'mizi kurmaya başlayalım ve aynı düzen üzere yani buraya kadar ördüğümüz şekliyle örerek ilerleyelim. Hemen başlıyorum ipimi kopardım diğer tarafta ipimi kopardığım yerden giriyorum tığımı takıyorum. 3 tane zincirimi çekerek başlıyorum. 1-2-3 3 zincirimi çektikten sonra hemen bakınız şuradaki V'mi girdiğim yere tam bir atlıyorum. iki atlıyorum. Şu araya giriyorum. Ve V'min bir tane trabzanı örüyorum. 2 zincir çekiyorum. Tekrar 1-2-3 Tığımın başında doluyorum diğer araya giriyorum bakınız bir devam eden iki şu kısma girerek örüyorum ve buraya kadar ördüğümüz şekliyle örerek ilerleyelim ve yeleğimizi tamamlayalım. Yeleğimizi örmeye devam etmiştim bakınız beyaz sıramızdan sonra bir tane V'mizi kurdum ve V'mizden sonra... İçine 2 tane trabzan ve kenarlarımızı yandan alarak örmüştüm. Yeleğimin uzunluğu benim için yeterli. Sizler daha uzun örmek istiyorsanız biraz daha aynı şekilde örmeye devam edebilirsiniz. Şimdi ben lastiğini örmeye başlamak istiyorum. Hemen tığımı takıyorum başlangıç yerine. Zincirimle başlatıyorum. 1-2-3 Zincirimi çektikten sonra tığımın başını doluyorum. Tam tepe noktasına batıyorum. 1-2-3 Diğer trabzanıma batıyorum. Bütün trabzanlarımı düz bir şekilde bir defa dolayıp üç defa da örüyorum. Hiç atlamıyorum. Her trabzanımızın tepesine batıyorum. Yandan almıyorum. Bakınız her birisine birer batalım ve dümdüz örelim. Yeleğimizin lastik kısmını da bu şekilde başlatmış olalım. Şöyle gördüğümüz gibi dümdüz beyaz rengimizde sonra doğru ilerleyelim. Bir sıra dümdüz beyaz sıramızı örerek geldim. Şimdi bitiş yönünde üç tane zincirimi çekiyorum. Bir, şöyle yarımlamayalım İpimizi hemen tüm olarak alıyorum. Bir, iki ve üç. Üç tane zincirimi çektikten sonra örgümün yönünü çeviriyorum ve lastik olarak örmeye başlıyorum. Hemen sıradaki trabzanımı yandan giriyorum. 1 iki, üç. Bir diğer trabzanımı ardından alıyorum. 1 iki, üç. Tekrar yandan bir sonrakini yine ardından sıradakini yandan üçer defa da alıyorum. Ve alt kısmın lastiğini örüyorum. İsterseniz iki, isterseniz 3 sırada tamamlayabilirsiniz. İki sıra lastiğimi örerek tamamladım şimdi ipimi koparmıyorum yana doğru örmeye devam ediyorum yeleğimi şöyle çevirdiğimde bakınız bu tarafı sol tarafı ve sol tarafına ilik açmak istiyorum lastiğimizi çalışıp yukarıya doğru gelirken aynı zamanda iliğimizi de açacağız iliklerimizi eğer yeleğimizin tamamında kullanmak istiyorsanız aşağı kısımdan itibaren öncesinde belirli yerlerimizi tespit ederek ilik yerlerimizi ayarlayalım sadece robada Yapmak istiyorsak iliğimizi robamızın ilk önce bakınız şuradaki tam en son trabzanı bölüme ilk düğmemizin için iliğimizi ayarlayalım. Daha sonra ortalı bir şekilde saydıktan sonra bakınız şu kısmı bir tane de yukarıya ayarlamamızı yapalım. Sonrasında yaka kısmından diğer yana doğru ilerleyelim. Evet şimdi kaldığım yerden bakınız ipimi koparmadan 3 tane zincirimi çekerek başlıyorum ben sadece roba kısmında ilik çalışması yapmak istiyorum 2-3 tane zincirimi çektim hemen son yan duran trabzanıma 1 tane trabzan örüyorum ve diğer trabzanıma geçiyorum 1 2 3 defa da çekiyorum bakınız 2 tane trabzan da buraya ördüm bir sonraki bölüme geçiyorum bir aynı yere bir daha batıyorum 2 Bütün trabzanlarımıza ikişer ikişer Bakınız, yan trabzanlarımızın her birine ikişer trabzanımı örüyorum ve robamıza kadar ilerleyelim beyaz olan kısmıma geliyorum 1 ve 2 tekrar diğer kısımdayım 1 2 Robamızın oraya doğru ilerleyelim. İkişer ikişer trabzanlarımızı örelim. Evet robamızın ilk trabzanlı bölümüne kadar ikişer ikişer örerek geldim. Şimdi iki tane zincirimi çekiyorum. 1 ve 2 tığımın başını doluyorum. Burada görmüş olduğum robamın ilk trabzanına atıyorum ve bir tane trabzanım örüyorum. iki zincir çektikten sonra. Burada ileğimizi Kullanacağımız düğme ölçüsüne göre ayarlamamız gerekmekte. Büyük ya da küçük düğmelerimize göre iliğimizi, e, zincir sayısını artırırım ya da azaltalım. Evet, trabzanımı ördüm. Diğer trabzana geçiyorum. Bakınız bir tane yeterli burada. Trabzanları yığmayalım. Hemen iki tane trabzanı da diğer sıramız için örüyorum. Burada sadece bir tane ördüm. İki trabzan yine örüyorum. Bir sonraki trabzanın içerisine iliğimizi bırakacağımız yere kadar devam ediyorum 1 ve 2 bir iki tane zincirimi çekiyorum tığımın başında doluyorum bakınız şuradaki bölümü bir ilik daha açıyorum öncesinden ayarlamalarınızı mutlaka yapın bakınız bir tane zincirde çekebilirsiniz iki tane zincirde kullanacağınız düğmeye göre azaltıp çoğaltabilirsiniz biraz önce de hatırlatmasını yapmıştım diğer trabzanıma geçiyorum ve ilk başa doğru ilerliyorum. Başlangıç yerimize geldim. Bakın son trabzandayım. Zincirimi yine çektim. Hemen son trabzanımın olduğu yere bir bir tane trabzanımızın hemen yanına dönüşümüzü daha düzgün yapmak için ikinci bir trabzan ve aynı yere üçüncü trabzanım örüyorum. Burada yumuşak bir geçiş yapalım. Sonrasında devam ediyorum. Bakınız üç tane trabzan aynı yere battım. Bir sonraki yerle devam ediyorum yakamızı diğer yakamıza kadar yani diğer şuradaki bölümümüze kadar örelim ve buradan aşağısına da hepsine ikişer ikişer trabzanlarımızı örerek en alt noktada görüşelim Diğer uç noktamıza kadar ikişer ikişer trabzanlarımızı örerek geldik. Şuradaki dönüşte fazla trabzan yapmayı lütfen unutmayalım. Diğer yönde de yapmıştık bakınız. Burada da aynı şekilde trabzanımızı dönüşümüzde yani yakadan aşağıya doğru inişimizde fazla yapalım ki güzel bir dönüş olsun. Bükülmesi aşağıya doğru Hepsine ikişer trabzanımı ördüm. Her sıramıza şimdi en son sıramı trabzan üzerine yani en son sıradaki bakınız trabzanımı sıra üzerine batarak yapıyorum 1 2 3 tane zincirimi de çekiyorum örgümün yönünü çeviriyorum ve hemen lastik örgümü yapmaya başlıyorum 1 2 3 bakınız 3 defada birini ardından diğerini yandan ardından ve yandan olarak bütün trabzanlarımızı örerek ilerleyelim Şöyle bakınız. Burası düğme dikeceğimiz bölüm. Farklı bir çalışma yapmıyoruz. Sadece trabzanlarımızı bir defa başını dolayarak 3 defa da örüyoruz. Bütün yeleğimizde yapmış olduğumuz gibi bir defa doladım. 3 defa da aldım. Şimdi yukarıya doğru ilerleyelim. Yandan örerek ilerledim. Bakınız dönüş yerimizde 3 tane trabzan örmüştüm. Bir tanesini daha örüyorum ve bu şekilde tamamlıyoruz. Bakınız şu şekilde bıraktığımızda düğmemizi dikeceğimiz yerimiz ve bu kısımdan itibaren yakaya dönüşümüzü sağlayacağız. Bir tane zincirimi çekiyorum. Ve ipimi kesiyorum. Şimdi diğer tarafı çalışmaya başlayalım. Diğer taraf yukarıdan başlayalım. Hemen 3 tane trabzanın 2 tanesi kalıyor. En sondakinden başlıyorum örmeye 1 2 3 ve devam ediyorum bakınız şuradan örmüştüm yandan giriyorum diğerinin ardından ileğimiz için iki tane zincir çekmiştim şöyle temel tepesine doluyorum bir tane batıyorum bir tane battıktan sonra bir öncekini yandan almıştık bakınız bu da içten göründüğü için ardından almıştık içten görünür. hemen yandan dışa kabartarak Burayı örmeye devam edelim. Bir yandan bir ardından ilerleyelim. Lastik sıramızı bozmayalım. Yani devam edelim. Bu şekilde. İleğimin olduğu yere geldim. Tepesine bir tane trabzan örüyorum. İki zincir çekmiştik. Bakınız bir tane trabzan örüyoruz. İki yapmıyoruz. Yandan devam ediyorum ve bu şekilde yandan ve ardından şekliyle aşağıya kadar örelim ve yan lastiğimizi tamamlayalım kenar lastiklerimizi tamamladım üç tane düğmemi diktim kolumun birisini daha önce çalışmıştım şimdi diğer kolumuzu birlikte çalışalım şöyle görelim öncesinde yeleğimizi her iki yönüyle de kullanabilirsiniz buradaki model kısmımızı bakınız gayet güzel bir çalışma oldu Evet şimdi ipimi alıyorum hemen kol altından başlıyorum tıpkı hem aşağısında hem yanlarda ördüğümüz gibi trabzanlarımızla başlıyoruz tam şuradan beğimin olduğu yerden giriyorum ve başlıyorum zincirimi çekmeye 3 tane zincirimizi çekelim 1 2 3 bir defa tığımın başını doluyorum hemen yanına trabzan birinci sırada trabzanımızı örelim ikinci sırada ise bir yandan bir ardından alarak lastiğimizi örmeye başlayalım. Her birisine birer tane bakınız. trabzanları ördüm. Daha sonra ise bütün trabzan aralarına birer trabzan olarak örüyorum. Şurada bakınız trabzanımızın üst gözüne battık. Şurada batmış olduğum gibi gözümüzün içerisine batarak ilerleyelim. Her birine birer tane başlangıç yerimize kadar ilerleyelim diğer uca doğru geldim bakınız başlangıç yerimize doğru her bir trabzanımızın üzerine birer tane trabzanımızı ördüm ve bitiş yerimdeyim hemen artış yerimizin bulunduğu yere sadece bir tane trabzanımızı örelim 1 2 3 Diğer yandaki bölüme bir tane trabzan. Eğer fazla trabzan örersek kol altı potlaşabilir. O yüzden birer tane trabzan yeterli. Ve diğer bakınız hemen başlangıç noktamızın sağ tarafına da bir tane trabzanım örüyorum. Ve başlangıç için örmüş olduğumuz zincirin ara noktasına giriyorum. Şu şekilde geçişimi yapıyorum. Başlıyorum. 1-2-3 zincirimi çektikten sonra lastik örgümü örmeye başlıyorum. Yandan ördüm. Ardından örüyorum. Tekrar yan Ardı. Ve yandan bu şekilde sıramızı tamamlayalım. İkinci sıramızda lastiklerimizi örerek geldim. Tekrar başlangıç noktasındayım. 3 tane zincir çektiğimiz yere şöyle araya giriyorum. Sadece ilmeğimi geçiriyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Ve bir sonraki trabzanımın tepesine batıyorum. Her trabzanımın üzerine bir defa sık iğne batarak başlangıç yerimize gelelim ve sık iğne ile lastiğimizin kenarını tamamlamış olalım. Kolumuzu toparlayalım bu şekilde. Bakınız, bütün e, trabzanlarımın her birinin üzerine bir tane sık iğne olarak örüyorum ve son sıramızı kapatıyorum. Sıramızı tamamlayalım. Yeleğimizin her iki kollarını da ördükten sonra bakınız tamamladık ve yeleğimiz kullanılmaya hazır hale geldi. Bu şekilde bir çalışmamızın daha sonuna geldik. Umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir ve sizlere faydalı olabilmişimdir. Yeni çalışmalarımda görüşünceye dek sağlık, sıhhat ve afiyette kalın inşallah. Görüşmek üzere, hoşça kalın.